Evet değerli arkadaşlar, aracımızın camında inerken ve çıkarken bir yavaşlama söz konusuydu. Bundan dolayı birkaç işlemden geçireceğiz ve olayın mantığını anlatmaya uğraşacağım size. Aslında hızlandırma diye geçiyor bu konu ama meselenin aslında hızlandırma değil. Enerjinin aküden gelen 12 voltun cam motoruna tam olarak ulaşmamasından kaynaklı. Biz araya röle koyarak bu voltajı direkt motora gitmesini sağlayarak hızlandırma işlemi, yani diğer adıyla aslında voltajın tam olarak ve eksiksiz olarak motora ulaşmasını sağlayacağız. Ben ön hazırlık yaptım. Her şey tabii sökülü ama sadece size göstermek amacıyla yerine tutturdum. Şurada, burada olan kolda, şurada ve yine şu ceplikte vidalar var. Onları söküyoruz. Şu cepliği alalım. Yine şu kapı açma kolunda buradaki plastik malzemeyi az bir yerinden oynattığımızda böyle alabilirsiniz. Aynı şekilde şunun arkasında plastik tutturma işler var. Onlar da plastik olmasından dolayı en ufak şeyde tabi çat diye kırılıyor. Maalesef. Evet, biz ön hazırlığımızı yapmıştık. Gördüğünüz gibi kabloların bantlarını söktüm. Bunlar motorun kabloları. Ve şimdi bir camımızın eski halini gösterelim. Önce koltuğumuzu açtık. Camı görelim. İnerken yine bir nebze daha iyi tabii ki. Çıkarken daha çok böyle bir yavaşlama oluyor. Ne kadar balans ayarı yaptımsa da, yağlamasını da yaptımsa da şu o camın inip çıkan kızağı motor buradan yukarı aşağı hareket ederek camı indirip çıkarıyor. Ne kadar balans ayarı yaptımsa da yine de olmadı. Ben şimdi size aküden çekmiş olduğum 12 voltu test ederek hiç rölesiz öncelikle işin mantığını göstermek istiyorum. Böyle koymadan. Buradaki gördüğünüz kabloların motorun iki tane kablosu var. Bunların ikisi de artıdır arkadaşlar. Bunlar birisi indirir, birisi yukarı çıkarır. Yani şu an renklerini bilmesem de biraz sonra göreceğiz. Yani düğmeye bastığımızda birine elektrik gelir. O inişini sağlar. Düğmenin diğer tarafına bastığımızda birisi de yukarı veyahut da aşağı işte neyse hareket etmesini sağlar. Evet arkadaşlar, dediğimiz durumu göstermek için ölçü aletimi bağladım. Motorun iniş ve çıkış hangisi olduğunu ben de bilmiyorum. Fark etmiyor zaten. Voltajı göstereceğim sadece. Normalde düğmeye bastığımızda 12 volt, 10 volt, 9 volt vesaire gibi bir şey alıyor. Bunu inişe bağlamışız. Gördüğünüz gibi en fazla 9, 10 volt geçmiyor. Yine diğerini göstereyim. Aynı şekilde. Kaç volt gelebiliyormuş buraya. Gördüğünüz gibi 9 volt. En fazla 9 volt gelebiliyor. Yani yukarı çıkarırken daha da düşüyor voltaj. Evet, 12 volt kablomuz hazır. Direkt aküden gelen bir kablo çektim buraya. Şimdi röle olmadan size gösterelim. Nasıl daha rahat çalıştığını motorun. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Hangi yukarı mı aşağı mı? Görüyorsunuz daha. Bakın şu an gayet hızlı. İnerken de yine gösterelim. Gördüğünüz gibi voltaj tam geldiğinde işte bu şekilde motor daha rahat bir şekilde çalışıyor. Evet, bu görmüş olduğunuz camlara kapıya giden direkt 12 volt aküden direkt aldım. Sigortada 25 ve üzerinde kullanırsanız daha uygun olur. 25 ve 30
gibi bir sigorta kullanırsanız daha iyi olur. İşlemimiz tamam. Şeyimizi bitirdik, bağlantılarımızı. Şu görmüş olduğunuz maviler aküden geliyor direkt. Artı bunlar. 12 volt buraya kadar geliyor. Akünün orada sigortamızı bağladık. Orada sigortamız hazır. Şu görmüş olduklarınızda 4 tane kablo ise şurada şaseden aldım. Bir tane kabloyu böyle dörtlü çoğalttık. Normalde kırmızılar artı olur ama elimizde kablo olmadığı için kırmızı kullanmak zorunda kaldım. Şu iki tane motora gidiyor. Şurada motor bağlantımızı yaptık. Sarıyla şu kırmızı olan ikisi motora gidiyor. Şu yeşil, beyaz ve sarı olansa arkadaşlar şu düğmeye geliyor. Düğmeden buraya geliyor. Her şeyimiz hazır. İşlemimiz tamam. Bağlantılarımız tamam. Kondağımızı açtık. Bir denemesini yapalım. Gördüğünüz gibi. Evet, işlemimiz bu kadar. Camımız çalışıyor. Şimdi size şeyleri, kontak, rölenin kontaklarındaki numaralandırmaları söyleyelim. Evet, rölelerin bağlantısını size şöyle yaptık. Şu görmüş olduğunuz iki tane motora giden kablo 30 numaraya bağlı. İkisi de. Yerleri değişebilir. Ters bağlanırsa da yer değişikliği yaparsanız düzelecektir. Şu görmüş olduğunuz eksilerimiz, 4 tane eksi var burada. 85 ve 87 A. Bu da yine aynı şekilde 85 ve 87 A olacak şekilde dördünü de iki rölede bağlıyoruz. Ve ayrıyetten şu görmüş olduğumuz kumandadan gelen yeşil, beyaz ve sarılarsa 86 numaralı ayaklara bağlıyoruz. Şu kumandadan, düğmeden gelen yani anahtarı, anahtardan gelen kabloları. Artılarımız da yine burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 87 numara. İkisini de, şu iki artıyı bir rölenin 87'sine, diğerini de diğerinin 87'sine takıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Camımız görüyorsunuz artık eskisi gibi değil. Teşekkür ederim.